Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında pazartesi günü kayak tesislerine yapılan zamlarla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Büyükşehir'de Plan Bütçe Komisyon Başkanı tarafından açıklanan %20'lik zam maalesef ki aslında daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Biz mecliste fiyatları karşılaştırma durumunda değildik. Geçen yılki fiyatlar elimizde yoktu ama şu anda geçen yılki fiyatlar ve bu yıl zam yapılan yeni fiyatlarla karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. %50 zam var, %33 zam var, %30, %26, %27, %25 ve %21 civarlarında zam yapılmış. Ha, evet, %15'lik zamlar da var ama genel olarak baktığımızda %50'lik zamları da yanlış bir bilgilendirme ile %20 diye meclise sunuldu, Kayseri halkına sunuldu. Kayseri halkına şunu söylemek istiyorum. %50'lik bir zam belki çok önemli değil diyebilirsiniz ama bir dolap kirası, çocuk oyun alanı kirası, günlük kira bedeli %50 artırılamaz. Yani özellikle bu ekonomik durumda bir de bakan tarafından %11 nokta küsür yani %12 değil derken enflasyon tutup da %50, %33, %27, %26, %25'lik bir zamma açıklamak ne derece mantıklı, halkımıza sesleniyorum. Bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Hem sizin sitenizi takip eden insanlara sesleniyorum hem Kayseri halkına. Lütfen belediyeye baskı yapın. Özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı gördüğünüz, duyduğunuz her ortamda hatta onun sosyal medyalarından lütfen bu notu iletirseniz özellikle %50, 33, 30, 27 bunlar çok ciddi zamlar. %12 enflasyon var diyeceksiniz, 11 nokta küsur enflasyon var deyip bunları yaparsanız bu halk size hesabını sorar. Lütfen sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirelim. Herkes kendi hakkını korusun. Bu şekilde de zamların geri alınacağına kesinlikle inanıyorum. KOBİ bahçeleri 10 yıllığına kiraya veriliyor. Bu bizce şöyle yanlış. Şehrin bir imkanı var ve şehirde 1,5 milyon insan var kabaca. Yani sıra gelmez ki 1750 veya 2000 civarında bir hobi bahçesi var. 10 yıl biz 2000 kişi, şanslı 2000 kişi kullanalım, geri kalan 1,5 milyon evinde otursun. Böyle bir yaklaşım olamaz. Ben şunu talep ediyorum. Hobi bahçeleri 3 yıl, 4 yıl ya da 5 yıllığına kiralansın. Bunun nimetinden birçok insan faydalansın. Hatta ve hatta hobi bahçelerinin sayısının 3'te 1 veya 4'te 1 gibi bir kısmını sağlık çalışanlarına, pandemi çalışanlarına, şehit, gazi ailelerine ücretsiz ve kurasız olarak tahsis edilmesini teklif ediyorum. Ben bunu teklif ediyorum halkımız adına ama Büyükşehir Belediye Başkanı da tam tersi. 10 yıl oldu, bu oturanlar iyice oturamadı, bir yıl daha uzasın. Sebep ne? Pandemi. Zaten pandemide herkes kaçacak, hafta sonları gidecek yer aradı kendine. Senin zaten hobi bahçen var, oraya kaçmışsın, gitmişsin. Daha nasıl bir taleple geliyor bu insanlar ben anlayamıyorum. 10 yıl oturduk, az geldi, bir yıl daha oturalım. Hadi insanların bir kısmından, tüm hobi bahçeleri kiracılarını kastetmiyorum ama muhtemelen 50-100 kişidir onların içerisinde. Hadi onlar talep ettiler, Büyükşehir Belediye Başkanı bunu nasıl kabul ediyor? Büyükşehir Meclisi bunu nasıl kabul ediyor? Ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim verdiğimiz önergeye İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi de destek verdi ama AKP bunu bilerek topu taca atma yöntemiyle bir yıl daha uzatılmasına karar verdi. Çok yanlış. İnanın şu an 10 bin, 20 bin civarında talep olacak. Belediye başkanımıza da bu çok ciddi bir talep var. Yarın bunun altında kalırsınız minvalinde bir şey söylediğimde kendisi daha trajikomik bir cevap verdi. Bakın bu çok çok önemli. Merak etme demek istedi. Bu şu anda yıllığı 540 lira. Ben bunu 1600, 1700 yapacağım. Göreceksin talep kalmayacak. Yani çok garip, çok trajik bir açıklama. Ben yorumu halkımıza bırakıyorum.